Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimde lokum gibi kavurmayı nasıl yaparız ve dondurucu olmadan kavurmamızı nasıl saklarız? Kurban Bayramı geldi. Kurban Bayramı'nda kendimize ayırdığımız etleri böyle saklama yöntemleri arıyoruz. Her zaman dondurucuda yer olmayabiliyor. Bu yöntem de garantili bir yöntemdir. Dolaba koymadan bir sene bile saklayabilirsiniz. Buyurun hemen tarife geçelim. Kasabımdan size göstermek için 1 kiloyu biraz geçkin et aldım. Ben dana eti kullandım ama koyun eti de kullanabilirsiniz. Etimi orta boyda küp küp doğruyorum. Bu arada yeni kesilmiş bir kurban eti kullanacaksanız etinizi buzdolabında en az bir gece dinlendirirseniz daha iyi olur. Doğradığımız etleri geniş bir tencereye alalım. Yağ olarak da iç yağ kullanacağım. Etinizi saklamak için kavuruyorsanız kuyruk yağı değil de iç yağ kullanın. İç yağ kullanmamızdaki sebep de iç yağ daha çabuk donar ve daha geç erir. Saklama yöntemine daha uygundur. Size göstermek için kasabımdan da biraz iç yağ aldım. Küçük küçük doğruyorum. İç yağını da eritip dondurarak yemeklerde kullanmak üzere saklayabilirsiniz. Kendi dondurduğum yağı da videonun içinde göstereceğim. Bu arada ben eti kavurmaya başladım. Tencereyi ocağa aldım. Etler sulanana kadar ara ara karıştırarak pişireceğim. Burada mühürleme yapmıyoruz. Mühürleme etin rengi dönüp sulanana kadar yüksek ateşte hızlı hızlı karıştırılarak pişirilmesidir. Dediğim gibi burada orta ateşte ara ara karıştırıyorum. Etler sulanmaya başladı. Etler suyunu iyice salınca ocağı kıstım. Ve tencerenin ortasını böyle açıyorum. Bir geniş bir tencere kullanırsanız iyi olur. Tencerenin kapağını çok hafif aralıklı bırakacak şekilde kapatıyorum. Et köpürüp taşabilir, dikkat edin. Kısık ateşte yavaş yavaş kaynıyor. Ben görebilmek için cam bir kapak kullandım. Bakın etin ortasında köpükler birikmeye başladı. Bu köpükleri alıyorum. Köpükleri almazsanız suyu bulanık ve etlerin rengi mat görünür. Kapağı kapatıp pişirmeye devam ediyorum. Köpük oluştukça yine alıyorum. Bu işlemi etin suyu berraklaşana kadar devam edeceğim. Bakın suyun rengi artık berraklaştı. Köpükleri de ete bulaştırmadan kolayca aldık. Kısık ateşte iyice yumuşayana kadar pişirelim. Bu aşamadan sonra isterseniz düdüklü tencerede de pişirebilirsiniz. Koyun eti kendi suyuyla pişip lokum gibi olabilir. Ama dana etini pişirmesi biraz zordur. O yüzden yumuşayana kadar su ekleyebilirsiniz. Bakın etin suyu azalmış ama etler yumuşamamış. O yüzden yaklaşık 1 su bardağı sıcak su ekliyorum. Dediğim gibi siz yumuşaklığına bakın, ona göre ekleyin. Kısık ateşte pişirmeye devam edeceğim. Etler pişmek üzere. Tencereyi diğer ocağa alıyorum. Yine pişmeye devam etsin. Biz yağını kavuralım. Ocağı açtım. Orta ateşte ara ara karıştırarak kavuracağım.
Yağ iyice eriyip üzerinde kıkırdak denilen kısım kalacak. Kıkırdaklar iyice kızarana kadar kavurmaya devam edeceğim. Kıkırdaklar kızarmaya başladı. Nar gibi kızarana kadar kavurdum. Çok fazla da yakmayın. Bakın dumanlar çıkmaya başladı. Süzgeçli kaşıkla bir tabağa alıyorum. Videomun başında söylediğim gibi bu erittiğiniz yağı da dondurarak saklayabilirsiniz. Bakın bu geçen seneden dondurduğum kalan yağ. Kavurmaların içine, etli yemeklerin içine azar azar koyuyorum. Lezzetlendiriyor. Şimdi ben iç yağını az yaptığım için bu dondurduğum iç yağından da kullanacağım. Erittiğim yağı bir tabağa döktüm. Donana kadar bekledim. Donduktan sonra da bir poşete koyup dondurucuya attım. Buzdolabına koyarsanız 2-3 ay saklarsınız. Ama dondurucuda 2-3 sene bile saklayabilirsiniz. Kavurduğumuz kıkırdaklar da sıcak sıcak güzel olur. Üzerine biraz tuz serptim. Biraz da baharat serpiyorum. Ben toz biber, kekik ve karabiber serptim. İstediğiniz baharatı serpebilirsiniz. Ekmek arasına koyarsanız kokoreç gibi çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Ben hemen ekmek arası yapıp çocuklara verdim. Çıtır çıtır harika oluyor. Etler de pişti, yumuşadı. Ben kıvamına baktım ama halen suyu var. Ocağı biraz açtım. Tencerenin kapağını kapatmadan su iyice buharlaşana kadar pişirmeye devam edeceğim. Etin suyu buharlaşınca artık erittiğim iç yağını döküyorum. Etin yağı ne kadar bol olursa etinizi daha iyi korur ve daha uzun süre saklarsınız. Hem de etiniz daha lezzetli olur. Ben biraz da geçen seneden eritip dondurduğum yağdan ekledim. 2 kilogram et için 600-700 gram kadar iç yağ yeterli olur. Etime yaklaşık 1 yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Tuzu biraz baskın olursa yine eti saklamanızın süresi uzar. Yemeklerde kullanacağınızda tuz eklemeden yaparsınız. Etimi biraz da yağla kavuracağım. Eklediğim iç yağ eriyene kadar karıştırdım. Kısık ateşte biraz daha kavrulmaya bıraktım. Etler biraz kızarırsa daha kokulu, daha lezzetli olur. Tabii yakmamaya dikkat edin. Kısık ateşte kavrulurken temiz kavanozlara dolduruyorum. Etleri yağ ile beraber dolduruyorum. Eğer dondurucuda saklarsanız, uzak bir yere götürecekseniz, yani kızınıza, oğlunuza ya da başka birine eriyebilir. Üstelik tekrar dondurucuya koyma ihtimali kalmaz. Bu şekilde rahatlıkla saklayabilir, istediğiniz yere götürebilirsiniz. Etleri kavanozlara doldurdum. Kalan yağını da üzerlerine döküyorum. Kapaklarını sıcak sıcak kapatalım. Kapatmadan önce kavanozların ağzını kuru bir peçeteyle güzelce sildim. Yeni kapakla önce bir geri, iki ileri yaparak iyice sıkıştırıyorum. Burada yeni kapak kullanmanız önemli. Sıcak sıcak hemen ters çeviriyorum. Ters çevrili 3-4 saat bekletirseniz iyice vakumlanacaktır. Ama garanti olsun isterseniz kavanozları bir tencereye alıp kapakları geçesiye kadar su doldurup kaynatabilirsiniz. Kaynatacaksanız 15 dakika kaynatın. Kaynattıktan sonra hemen çıkartmayın. İyice soğusun. Soğuduktan sonra çıkartın. Sıcak sıcak çıkartırsanız kapakları genleşip hemen açılabilir. Kapaklarda şişme yoksa, akma, sızma yoksa vakumlanmış demektir.
Kavurmalarınızı eğer buzdolabında yer varsa buzdolabına koyun. Yoksa da serin, güneş görmeyen bir yerde bir sene bekletebilirsiniz. Bakın 5-6 saat sonra yağı dondu bile. Havanın sıcaklığına göre donma süresi değişebilir. Ben yarım litrelik kavanozlara koydum. 1 litrelik kavanoza da koyabilirsiniz. Ya da daha küçük kavanozlara koyup yemeklerinizde azar azar kullanabilirsiniz. Şimdi bu kavanozun biriyle et sote yapacağım. Size de göstermek istiyorum. Hemen 10 dakikada hazırlayabilirsiniz. Hadi buyurun başlayalım. Önce 2 yemek kaşığı sıvı yağ ile soğan ve biberi 2 dakika kavurdum. Kavurma kavanozun kapağını bıçak yardımıyla açıyorum. Kavurmamızın yağı çok olduğu için burada çok fazla yağ kullanmadım. Çok öldürmeden 2 dakika kavurdum. Şimdi etlerle beraber biraz daha kavuracağım. Kavanozu boşaltalım. Kavurmanın yağı kavanozun dibinde kalıp gibi donduğu için bıçak yardımıyla çıkartıyorum. Kavurmayla beraber biraz daha kavuracağım. Soğan ve biberler iyice ölene kadar kavurdum. Şimdi kabuklarını soyup doğradığım domatesleri ekliyorum. Karıştırmadan domatesleri şöyle yaydıktan sonra domatesin suyuyla biraz pişireceğim. Bol domatesli, soğanlı, yumuşacık çok güzel bir et sote oldu. Siz de hazır kavrulmuş etinizle böyle kolayca yemekler hazırlayabilirsiniz. Bugünkü tarifim de bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni yapmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bu arada bütün İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Rabbim hayırlısıyla sevdiklerimizle güzel bir bayram geçirebilmeyi nasip etsin. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.